Arkadaşlar merhabalar. Garstin Park tablo çalışmalarım bitti. Burada da görebildiğim safkanları aktaracağım. Bugün için yine çim yarışlarının olduğu, çıkacak atların olduğu bir program. Birinci koşu Maiden ile başlanıyor. 11 nolu safkan grubun kaliteli atı Rat Ortiz'de, tecrübeli atı da Luis Saez'de 4 nolu safkan. Bunlar arasında geçmesi normal sonuç olur. Yeni koşan bir AGF var. 9-2-12-10 diye sıralama gider arkadaşlar. İkinci koşu şartlı mücadelede 7 nolu safkan. Bu da grubun kaliteli atı. Kazanabilir. 5 Rat Ortiz'in atı Maiden. Onun da kalite handikap puanı yeterli. Ciddi rakip olur. 5 nolu safkan 7. 2-6 buranın diğer yazılabilir safkanları. Sonrası gördüğünüz varsa tabi. Üçüncü koşu tekrar Maiden. 3 nolu safkan. Kazanç sağlamış, ikincilik gelmiş son yarışında. Giderlerse çıkmak isterlerse çıkar. 1-4'te bu atın ciddi rakipleri görünmekte. 6 bu at bana ters. 32 handikapta 6 gibi diğer atlardan bazen geliyorlar bu atlarda. Handikap puanları düşük olsalar da bunlardan varsa tercihiniz yazmayı size bırakıyorum. Dördüncü koşu Stakes dişi yarışta 7 nolu safkan Irat Ortiz'de grubun kaliteli atlarından ben de favori koşar. 2 rakip olur. 6 grubun en kaliteli atı 1 Luis Saez. Bunlar da tercihen yazılabilir. 9-3 yaşında AGF 4 AGF almış safkanlar. Tabi bunlara da hayır diyemem yani olmaz diyemem. En azından AGF'yi işaretlemiş olayım. Ama önceliğim 7 ve 2 nolu safkanlar 7 burada. Ben de favori kazanabilir. Bu tip yarışları da Irat Ortiz hem iyi at verirler hem de kazanına girer. Bizdeki açık yarış statüsünde benzeri. 5. koşu Maiden dişi 3'ün yüksek AGF'si var handikaplı atlar içerisinde. Kalitede görünüyor. 8 AGF almış. 2-4 ne koşacaklarını bilmediğim yeni koşan atlar. Tabi tek olacaksa 3 deriz ama diğer atlar yeni koşan atlarla ilgili işaretlemeyi gene yazımını size bırakacağım. 6. koşu şartlı çim yarışı satış tabi. Burada da 4 yaşlı atlar var satışa gelen. 13 yarıştan çıkmazsa şanslı koşar durumda. Hani AGF grubun kaliteli atlarından kazanabilir. Tek risk edilebilir durumda da duruyor. 4 buranın sürpriz koşar atı arkadaşlar. Yeriniz varsa 4'ü mutlaka yazalım. Tek kullanmıyorsanız. 1 gene sürprizde kaldı. 5, 8, 9 Rat Ortiz. Luis Saez'in atı handikap puanı iyi değil. Diğer atlardan tercih etmenizi tavsiye ederim. 13 favorim 4 sürpriz koşar atım. Öncelikle bu 4 yaşlı atları yazmanızı tavsiye ederim. 7. koşu Maiden'ın dişi 4. İsterlerse çıkarlar. Yarış tecrübeleri ikisinin de yok 2 ile birlikte. 4. Bu aldığı handikapıyla grubun en kaliteli atı tek olabilir. Eksik koşarsa 2 yerine geçer. %4'lük at değildir bu at. Rakip olur. Yeni koşan atlardan 1 Irat Ortiz ile 7 yine AGF almış safkanlar. Tabi yazımı size bırakacağım burada. 8. koşu. Yine Stakes yarışta. 4 ve 10 Irat Ortiz, Luis Saez. Bunlar seçilmiş atları bilenler. O yüzden yazılırlar ama burada bir 7 nolu safkan var arkadaşlar. 7 %5'lik bir at. Grubun en kaliteli atı çıktı. Ben de hani iyi koşması gerekir diye düşünmekteyim 7 nolu safkan için. 5 gene sürpriz potansiyeli bir safkan. 11, 4, 10, 2 sıralamam bu şekilde. Tabi diğer atlardan da tercih etmeyi gene size bırakacağım. 9. ve son koşu şartlı mücadelede 2 nolu safkan. Irat Ortiz şirkete koşmazsa kazanır. Bu huyları var bu arkadaşın. İyi bir jokeydir her zaman söylerim. Böyle bir terbiyesizlik yapmazlarsa bu atla yarış kazanılır. Grubun en kaliteli atı. 3 AGF, 1 AGF almış. Diğer atlardan tercih
etmeyi yine size bırakacağım. Garth Theme Park bugün bu şekilde çıktı. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.